Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkı YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere bu tığ işi patiğin yapılışını anlatmak istiyorum. Patiğimize burun kısmından yuvarlak bir şekilde başlıyoruz. Bu kısımda artırmalarımız var. Bu burun kısmını tamamladıktan sonra üst kısımdaki pıtırcıklı kısma geçiyoruz. Burada da modelimiz üst tarafta devam ediyor. Patiğimizin alt tarafı trabzan şeklinde devam ediyor. Bu kısımda da her sırada ipimizin rengini değiştirerek ön kısmı oluşturuyoruz. Sonrasında yan tarafta trabzan devam eden kısmımız var. Bu kısmı da ayak boyutunuza göre ayarlayabilirsiniz. En son patiğimizi tamamladıktan sonra topuk kısmına geçtiğimizde burada da iki sıra eksiltmemiz var. Patiğimizin arka tarafında yine tığla birleştirerek bu kısmı da tamamlıyoruz. En son patiğimizi tamamladıktan sonra yine ön taraftaki modelden bu kısımda da bir sıra beyazla üzerine de bir sıra patiğimizin rengiyle sık iğne yaparak oyasını yaparak tamamlıyoruz. Patiğimde ben iki farklı renk kullandım. Nar çiçeği ve beyaz renklerini kullandım. Bunun da her ikisi de aynı marka ip. 2 numara tığım var. 1 tane makasım var. Ve 2 tane ilmeklerimiz için işaretlerimiz var. Evet, şimdi patiğimizin burun kısmından başlıyoruz. Benim vermiş olduğum sayılar 37 için uygun. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa bana videonun altındaki yorumlar kısmından ulaşabilir. Uç kısmından önce bir düğüm atıyoruz. Sonrasında 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Zincirimizi başlangıç kısmına banarak halka yapıyoruz. Ve sık iğneyle kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Bu kısımda zinciri dahil etmeden tığımızın başına ip alıyoruz ve 10 tane trabzan yapıyoruz. Zincir dahil değil. Tığımızın başına ip aldık. Halkamızın içine banarak ikişer defa trabzan yapıyoruz. 1, 2. Birinci trabzanımızı yaptık. Tekrardan aynı yere halkanın içine banarak 1, 2 defa çekerek trabzan. İkinci trabzanımızı yaptık. Devam ediyoruz. 10 tane trabzan yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. Başlangıç kısmındaki ipini de içine örüyoruz. 8, 9, 10. Başlangıçtaki zincirle birlikte 11 tane trabzanımız oldu. Zincir dahil etmeden 10 tane trabzan ve zincirle birlikte bu kısımda 11 tane trabzanımız var. Zincirli kısma şu zincirin hemen tepe noktasına banarak ilk sıramızı kapatıyoruz. İkinci sıraya geçerken 1, 2, 3 zincir çekiyoruz ve üst sıraya geçiyoruz. Tığımızın başına ip aldık ve ilk trabzan tepesine banarak 1 tane trabzan yapıyoruz. Hemen zincirin dibindeki trabzana tekrardan göstereyim. 3 zincir çektik, tığımızın başına ip aldık ve ilk trabzan tepesine banarak 1 tane trabzan yapıyoruz. Sonraki tepeye, bir sonraki trabzan tepesine önce bir tane trabzan yaptık. Aynı tepeye banarak ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Yani buradaki her bir trabzan tepesine ikişer trabzan yapıyoruz. İkinci sıramızda. Aynı yere bandık. İkinci trabzanımızı yaptık. Bir sonraki trabzana geçtik. Önce bir tane trabzan yapıyoruz. Sonra aynı yere banarak bir tane daha trabzan yapıyoruz. Bir sonraki trabzana geçtik. Önce bir tane trabzan. Aynı yere banarak ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Bu ikinci sırada trabzanlarımız iki katına çıkıyor. 11 trabzanla başladığımız ikinci sırada 22 trabzan olarak sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir tepeye çift banarak
sıramızı tamamlıyoruz. Son tepeye de çift bandıktan sonra yine başlangıç kısmındaki son tepeye çift bandık, yine başlangıç kısmındaki zincirin tepesine banarak sıramızı sık iğneyle kapatıyoruz. Üst sıraya geçerken, 3. sıraya geçerken 1 2 3 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Tekrardan tığımızın başına ip alıp ve ilk tepeye tek banıyoruz. Hemen zincirin dibindeki ilk trabzan tepesine tek bandık, sonraki tepeye çift. Aynı yere banarak 2 tane trabzan yaptık. Sonraki tepeye yine tek. Bu sırada bir tek, bir çift yaparak devam ediyoruz trabzanlarımızı. Bir tek bandık. Sonraki tepeye 2 tane trabzan yapıyoruz. Sonraki tepeye bir tane trabzan, bir sonraki tepeye çift, bir sonraki tepeye yine tek trabzan, bir sonraki tepeye yine 2 tane trabzan. Yine bu şekilde dönüşümlü olarak bir tek, bir çift banarak sıramızı tamamlıyoruz. Bu sıranın sonunda 33 trabzanımız var. Sıranın sonundaki son tepeye tek banıyoruz. Bir öncekine çift bandık. Burada bir yanlışlık yapmışız. Bir tepe öncesinde önce tek, sonra çift. En son tepeye tek. Evet, bu şekilde 3. sıramızı da tamamladık. İlk sırada 11 trabzanla başlamıştık. 2. sırada bir tek, bir çift, her tepeye çift bandık ve 22 trabzanımız oldu. 3. sırada da bir tek, bir çift banarak 33 trabzanımız oldu ve sıranın sonunda sıramızı kapatarak 3. sırayı tamamladık. 4. sırada yine artış yaparak devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik, üst sıraya geçtik. İlk tepeye önce tek, sonraki tepeye de tek. Zincirle birlikte burada 3 tane trabzanımız oldu. Sonraki tepeye çift banıyoruz. Sonraki 2 tepeye tek. Bir sonraki tepeye yine çift. Sonraki 2 tepeye tek. Bir sonraki tepeye yine çift. Dördüncü sırada 3 zincir sonrası 2 tepeye tek bandık, sonraki tepeye çift, 2 tepeye tek, sonraki tepeye çift, 2 tek, 1 çift olacak şekilde yine sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Önce sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 2 tek, 1 çift. Sıra sonuna kadar bu şekilde yine gelelim.
Evet, sıra sonuna kadar yine bir iki tek bir çift banarak geldik. En sonki tepeye bir tek, sonrasında zincirin dibine banarak tekrardan bir tek yaparak sıramızı tamamladık. Sıramızın sonunda 44 trabzanımız var ve sıramızı kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. 5. sıraya. Bu sırada artış yapmadan tüm trabzanların tepesine tek banarak sıramızı tamamlıyoruz. 3 zincir çektik. Hemen dibine banarak 1 trabzan. Sonraki tepeye yine 1 trabzan. Bu şekilde tüm trabzan tepelerine tek banarak bu sırayı tamamlıyoruz. Artış yapmadan her bir tepeye tek banıyoruz. Evet, 5. sıramızda bu şekilde her bir tepeye tek banarak sıramızı tamamlayalım ve sıranın sonunda sıramızı birleştirelim. Patiğimizin 5. sırasında bu şekilde tamamladıktan sonra uç kısmını bu şekilde yuvarlak bir şekilde tamamladık. 44 trabzanımız var. Şimdi üst sıradaki modelli kısma geçiyoruz. Bunun için 1, 2, 3 zincir çektik ve 8 trabzan tepesine tek banıyoruz. Bu kısımda patiğimizin şu alt kısmında düz olan kısım 8 trabzan bir tarafta, 8 trabzan da diğer tarafta. Şu birleşme yeri ortada olacak şekilde devam ediyor örgümüz. Yine nar çiçeği rengimizden devam ediyoruz. 3 zincir çektik ve sonraki 8 tepeye tek bandık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu kısımda zincir dahil etmedik. Sonraki tepeye 8 tane trabzan yaptık. Zinciri dahil etmedik. Evet, şimdi alt tabandaki 8 trabzanımızı ördükten sonra 3 zincir çektik. Buraya bir işaret takıyoruz. Bu kısımdaki trabzanlarımızı ön taraftaki modelden ayırmak için 3 zincir sonrası 8 trabzan yaptık. Sonrasında 3 zincir çektik. Tığımızın başına ip alıyoruz ve bir tane tepe atlıyoruz. Bir sonrakine bir tane trabzan. 3 zincir çekiyoruz. Sonraki tepeyi atlıyoruz. Bir sonrakine sık iğneyle banıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve yan taraftaki tepeye banarak sık iğnemizi aralarında 2 zincir olacak şekilde burada minik bir kutucuk, burada da trabzanlı köprüler yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına ip alıyoruz. Bir tane tepe atlayıp bir sonrakine bir tane trabzan. 3 zincir çekiyoruz. Bir sonraki tepeyi atladık. Bir sonrakine bir tane sık iğne. 2 zincir çekiyoruz ve yan taraftaki trabzan tepesine banarak sık iğneyle zincirimizi sabitliyoruz. Bir tane minik, bir tane de büyük köprüler hazırlıyoruz bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Tığımızın başına ip aldık. Bir tepe atlayıp sonrakine bir tane trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tığımızın başına ip almadan bir tepe atlayıp bir sonrakine sık iğneyle zincirimizi sabitledik. 1, 2 zincir yan taraftaki hemen yanındaki trabzan tepesine tekrardan sık iğneyle bandık. 1, 2, 3 zincir tığımızın başına ip alıp bir tepe atlayıp sonrakine bir tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir tığımızın başına ip almadan bir tepe atlayıp sonrakine bir tane sık iğne. Hemen sonrası 2 zincir. Hemen yan tarafına banarak bir tane sık iğne daha. 1, 2, 3 zincir. Tığımızın başına ip aldık. Bir tepe atlayıp sonrakine bir tane trabzan. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bir tepe atlayıp sonrakine sık iğne. 2 zincir. Hemen yan tarafına banarak bir tane sık iğne daha.
3 zincir çekerek tığımızın başına ip aldık. Sonraki tepeyi atlıyoruz. Bir sonrakine bir tane trabzan. Bu kısımda 6 tane trabzan olacak şekilde hemen zincir sonrası 1, 2, 3, 4, 5 ve en sonki 6. trabzanı da yaptık. 1, 2, 3 zincir çekerek bu kısımda da yine 8 tane trabzan olacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen bir tane atladık, bir sonrakine bandık. Bu şekilde de yine sıra sonuna kadar 8 trabzan yapıyoruz. Burada bir tane trabzan eksik olacaktır. Onun için şu hemen zincirin dibine banarak bir tane burada artış yapıyoruz. Ki alt tabandaki trabzanlarımız eşit olsun. Burada 8, burada 8, ortada da 3 zincirimiz var. Birleştirirken bir sonraki sırada beyaz ipimizden devam edeceğimiz için sıranın sonunu da bu şekilde kapatmıyoruz. Bir sonraki kısımda beyaz ipimizden sabitleyerek bu kısmı beyaz iple devam ediyoruz. Sıranın sonunda ipimizin rengini değiştireceğimiz için bir sonraki sıraya beyaz ipimizden geçiyoruz. Sonrasında yine 1, 2, 3 zincir çektik. Buradaki başlangıç ipimizde içine örebiliriz. 8 trabzan tepesine tek banıyoruz. Ki şu kısımdaki işaretimize kadar. Bunlar alt tabandaki trabzanlarımız 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fazla olan ipimizin uç kısmını kesebiliriz. Hemen buradan modelimizi yapmak için devam ediyoruz. Bu kısım sürekli 8-8 olacak şekilde taban kısmı örülüyor. Sonraki kısımda şu kısımda geçiş yaparken model arasında burada 3 zincir çekerek pıtırcıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. 1-2-3 zincir çektik. Şu kısımdaki trabzanlı kısmı atlıyoruz ve şu kutucuk yaptığımız sık iğneli olan 2 zincirli kısma banarak devam ediyoruz. Şu trabzanlı kısmı atladık. Tığımızın başına ip alıyoruz. Önce zincirli kısma atlayarak sık iğneli küçük olan kutucuğa banarak fıstıklarımızı sarıyoruz. 1. Tekrar tığımızın başına ip aldık. Aynı yere bandık. 2. Tığımızın başına ip aldık. Aynı yere bandık. 3. Fıstığımızı önce kapatıyoruz. Ve üzerine tek zincir çekiyoruz. 1, 2 zincir çekerek tekrardan aynı yere banarak yine aynı fıstık yaptığımız kutucuğa banarak 1, tığımızın başına önce ip aldık. 1, aynı yere bandık. 2 ve aynı yere bandık. 3. Her defasında tığımızın başına tekrar ipimizi dolayarak devam ediyoruz. Ve fıstığımızı kapattıktan sonra üzerine tek zincir çekiyoruz. Burada üçer defa bandığımız fıstıkları aralarına 2 zincir çekerek ikili fıstıklar yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekerek bir sonraki modelimize geçiyoruz. Yine buradaki trabzan sağında solunda olan 3 zincirleri atlıyoruz. Sonraki küçük olan sık iğneli 2 zincirli olan kısma banarak yine buradaki fıstıklardan yapmaya devam ediyoruz. Önce tığımızın başına ip aldık. Bu kısmı atladık. Bir sonrakine banarak 1 doladık tekrar. Aynı yere bandık. 2 doladık. Ve aynı yere bandık. 3. 3 defa çekerek fıstığımızı kapatıyoruz. 2 ilmeğimiz var ve tekrardan bir zincir çekerek bu kısmı sabitliyoruz. 2 zincir çektik. Yine aynı yere banıyoruz. 1 tekrar tığımızın başına ip aldık. 2. Tığımızın başına ip aldık ve 3.
fıstığımızı sardık, kapattık ve üzerine tek zincir çekiyoruz. Sonraki fıstığımıza geçerken 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bir sonraki fıstığımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 defa sardık, fıstığımızı kapattık. Aralarına 2 zincir, yine aynı yere banarak 1, 2, 3 defa fıstık yapıyoruz ve kapatıyoruz. Bu şekilde ön kısımda ilk sırada 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane fıstığımız var. İkinci sırada bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 fıstık olacak şekilde dönüşümlü olarak bir sayı eksik olacak şekilde devam ediyor modelimiz. 3 tanesini yaptık şu anda. Aralarına 3 zincir çekiyoruz. Trabzanlı kısmı, köprülü kısmı atlıyoruz. Sık iğneli kısma banarak 1, 2, 3 defa fıstığımızı sardık, kapattık. 2 zincir çektik ve aynı yere banarak yine 3 defa sararak bir tane daha fıstık yapıyoruz. 3 zincir çektik. Yine trabzanlı kısmı atladık. 1, 2, 3 defa sardık, kapattık. 2 zincir çektik, yine aynı yere banarak 1, 2, 3 defa sararak fıstığımızı kapattık. Buradan geçiş yaparken ilk sırada yine burada olduğu gibi 3 zincir çekerek geçiş yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstığımızı yaptık. 1, 2, 3 zincir çekerek buradaki kısmı yine atlıyoruz. Hemen işaretimizin şu bitimindeki trabzan tepesine banarak yine 8 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zincirli kısma banarak buradan bir sonraki sırada yine ipimizin rengini değiştirerek devam ediyoruz. O yüzden önce ilmeğimize banıyoruz. İpimizin rengini değiştirip örgümüze o şekilde devam ediyoruz. Sonraki sırada yine nar çiçeği rengimizden devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik ve yine 8 trabzanımızı yaparak devam ediyoruz. Bir sırada patiğimizin rengiyle önce bir sonraki sırada yapacağımız fıstıkların kutularını hazırlıyoruz. Şimdi bu sırada olduğu gibi tabandaki 8 trabzanımızı yaptık. Yine bir sonraki sıranın şu fıstıklı sıraların yine alt tarafta olduğu gibi kutucuklarını hazırlayarak devam ediyoruz. Bunun için şu ilk sıradaki zincirli kısmın trabzanın hemen dibine banarak devam ediyoruz. Evet, şimdi devam ederken zincir çekmeden 8 trabzan sonrası hemen şu alt taraftaki trabzana banarak önce bir tane sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çekerek trabzanın bu kez sol tarafına banarak önce sık iğne yaptık, 2 zincir çektik ve sol taraftaki trabzana tekrar banarak bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Yani buradan 8 trabzan sonrası zincir çekmedik. Önce sağ tarafına bandık trabzanımızın, 2 zincir çektik, sol tarafına bandık yine sık iğneyle. Bu kez 1, 2, 3 zincir çekerek devam ediyoruz. Tığımızın başına ip aldık, 2 fıstık arasına şu kısma banarak bir tane trabzan yapıyoruz. Yine ilk sırada olduğu gibi bir tane trabzan sağına ve soluna 3 zincir çekiyoruz. Bir tanesini çektik. 1, 2, 3 zincir çekerek devam ediyoruz. Tepe noktasına trabzan, şu trabzanlar arasına sık iğne yaparak bağlantımızı yapıyoruz. 3 zincir çektik.
Trabzan arasına bandık. Bir tane sık iğne yapıyoruz. İki zincir çekerek bu kez sol tarafına banarak yine sık iğne yapıyoruz. Buraya da bir sonraki sıranın kutucuklarını hazırlıyoruz. Yine fıstıklarımızın. Burası iki sık iğne arası iki zincir var. 1, 2, 3 zincir çektik. Tığımızın başına ip aldık. Bu kez fıstıklarımızın arasına bir tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik. Yine alt taraftaki, yani ilk sıradaki trabzanın sağ tarafına bir tane sık iğne yaptık. 2 zincir çektik. Bu kez sol tarafına bir tane sık iğne yapıyoruz. Alt taraftaki trabzanın sağına ve soluna birer tane sık iğne, ortasına 2 zincir. 1, 2, 3 zincir çektik. Tığımızın başına ip aldık ve fıstıkların arasına banarak bir tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Alt taraftaki trabzanın sağına önce banıyoruz bir sık iğne. 2 zincir çekerek bu kez sol tarafına banarak bir tane sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Tığımızın başına ip aldık ve fıstığın arasına banarak bir tane trabzan. 1, 2, 3 zincir. Bu kez yine alt taraftaki trabzanın sağ tarafına sık iğneyle bandık. 2 zincir çektik. Sol tarafına sık iğneyle bandık. Tekrar 3 zincir çekip fıstığın arasına, tepe noktasına bir tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik. Son kez yine trabzanın sağ tarafına önce bir tane sık iğne. 2 zincir çekerek sol tarafına da bir sık iğne. Sonrasında zincir çekmeden devam ediyor örgümüz. Diğer tarafta da sık iğne hemen öncesinde, şu kısımda hemen öncesinde zincir çekmeden trabzanlarımızı yaptık ve hemen sık iğne yaptık. Burada da aynı şekilde sık iğnemizi yaptık. Zincir çekmeden tığımızın başına ip alıyoruz ve her bir trabzan tepesine yine 8 tane trabzan yapıyoruz. 2, yine şu kısma kadar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bağlantımızı yaparken aynı renkle değil, önce tığımızı batırıyoruz. İlk kısımdaki zincirli kısma çekişimizi yapmıyoruz. İpimizin rengini değiştirip bağlantımızı o şekilde yapıyoruz. Üst sırada beyaz iple devam ediyoruz. 3 zincir çekerek üst sıraya geçtik. Bu şekilde yine şu kısma kadar 8 trabzan yaparak gelelim. Evet, 8 trabzanımızı yaptık taban kısmının. Geçiş yaparken bu kez bir tane fıstık fazla olacak şekilde devam ediyor. Yine bir tane zincir çekebilirsiniz bu kısımda veya çekmeyebilirsiniz de. Yine kolaylık olsun diye yine ben çektim. Bir tane zincir çektik. Tığımızın başına ip alıyoruz. Şu yine sık iğneli olan fıstığımızı yaptığımız kısma banarak hemen sonrasında, hemen buradan zaten işaretimiz var. Fıstıklı modelimizi 3 defa sararak yapıyoruz. Kapattık fıstığımızı. 1, 2 zincir çektik. Yine aynı yere banarak ikinci fıstığımızı yapıyoruz. 3 defa çekiyoruz. Yine fıstıklarımızı kapattık. Bir sonraki fıstığımıza geçerken şu kısımları atlayarak geçiyoruz. 3 zincir çektik. Bu kısmı atladık. Yine iki fıstık arasında hazırlamış olduğumuz yuvaya, buradaki kutucuğa banarak 1, 2, 3 defa çekerek fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı kapattık. 2 zincir çektik. Yine aynı yere banarak 1, 2, 3 defa çekerek fıstık yaptık ve kapattık. 3 zincir çekerek şu kısmı atlıyoruz. Yine iki fıstık arasında hazırladığımız şu sık iğneli kutucuğa banıp yine fıstıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine gelelim.
şu işaretimize kadar yaparak gelelim. 3 defa sarıyoruz fıstıklarımızı, aralarına 2 zincir. Zincir çekerek bir sonraki modelimize geçiyoruz. 1 2 3 defa sardık, kapattık. 2 zincir çektik, aynı yere banıyoruz. 1 2 3 defa çekip kapattık fıstığımızı. 3 zincir çektik aralarına. İki zincir çektik, aynı yere banarak yine bir tane fıstık yapıyoruz. Üç zincir çektik. Son fıstığımızı yapmak için yine işaretimizin oradaki kutucuğa banarak son fıstığımızı da bu şekilde yapıyoruz. Alt kısımdaki 8 trabzanı örmeden önce yine tek zincir çekiyoruz. Tığımızın başına ip alıp ve her bir trabzan tepesine yine banarak 8 tane trabzan yapıyoruz. Sıra sondaki bağlantımızı yaparken ipimizin rengini değiştiriyoruz. Önce banıyoruz. İpimizin rengini değiştirip üst sıraya diğer ipimizden devam ediyoruz. 3 zincir çekerek diğer sıranın başına geçiyoruz. Bu şekilde dönüşümlü olarak bir defasında 6, bir defasında 5 pıtırcıklı fıstıklar yaparak bu şekilde devam ediyor modelimiz. Bir sonraki sırada yine ilk sırada yapmış olduğumuz gibi önce 8 trabzanımızı yapıyoruz. Sonrasında 3 zincir çekerek önce orta kısma banıyoruz. 1 trabzan yapıyoruz. Tekrardan 3 zincir çekerek bu kez şu trabzanların arasına banarak önce 1 sık iğne, 2 zincir, sonra diğer tarafına banarak yine sık iğne yaparak bir sonraki sıramızın kutucuklarını hazırlıyoruz. Bu şekilde şimdi ikinci sıramızı yaptık modelimizden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra boyunca bu modelden uyguluyoruz. Dönüşümlü olarak bir tane eksik oluyor bir sırada. Bir sonraki sırada bir tane fıstığımız fazla. 5, 6, 5, 6 şeklinde devam ediyor. Önce bu kalan sıralarımızı da bu şekilde yaparak tamamlayalım. Evet arkadaşlar, patiğimizin modelli sıralarını bu şekilde tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra boyunca modelimizden uyguladık. Şimdi beyaz ipimizden işimiz kalmadı, bunu kestik. Patiğimize yan taraftan düz bir şekilde devam edeceğiz. Önce 2 sıra boyunca bu kısmı ayırmadan önce yine patiğimizin rengiyle devam ediyoruz. 3 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3. Sonrasında alt tabandaki önce 8 trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonrasında bu kısımda şu fıstıklarımızın tepesine birer tane, orta kısmında birer tane olacak şekilde tığımızın başına ip alıyoruz. Bu kısımda ön taraftaki modelli kısmı yalancı trabzan yaparak devam ediyoruz. Bir tane fıstığımızın tepe noktasına bandık ve 1 2 3 ilmeği çekerek aynı anda kapatıyoruz. 1 fıstığımızın orta kısmına bir kez daha, sonrasında tepe noktasına bir kez daha.
Şu kısımlara ikişer tane, yani bir tane alt taraftaki trabzana banarak yine tığımızın başına ip aldık. Alt taraftaki nar çiçeği olan kısma banarak bir tane yalancı trabzan yapıyoruz. Sonrasında yine aynı, bu kez sol tarafına banarak yine bir tane yalancı trabzan daha yapıyoruz. Sonrasında yine fıstıklarımızın tepe noktasına bir tane yalancı trabzan, iki fıstık arasına bir tane yalancı trabzan, sonra tepe noktasına bir tane yalancı trabzan. Yine iki fıstık arasında 3 zincirli kısma değil, bir alt sıraya yine nar çiçeği olan kısma banarak, şu trabzanlı kısma banarak bir tane yalancı trabzan, yan tarafına da banarak ikinci yalancı trabzanımızı yaptık. Yine fıstıklarımızın tepe noktasına bir tane yalancı trabzan, orta kısmına banarak bir tane daha, fıstığımızın tepe noktasına bir tane, sonrasında iki fıstık arasındaki kısma alt sıraya banarak bir tane yalancı trabzan, hemen yanına banarak bir tane daha. Bu şekilde devam ediyor. Ön kısım yalancı trabzan, çünkü bu kısım yeterince derin oldu, o yüzden bu kısmı yalancı trabzan yaparak devam ediyoruz. Fıstığımızın tepe noktasına bir tane, iki fıstık arasına bir tane, sonra yine fıstığımızın tepe noktasına bir tane. Bir sonraki modelimize geçerken iki fıstık arasındaki kısma alt sıraya banıyoruz. Bir tane yalancı trabzan, sonrasında yine diğer trabzanın yan tarafına banarak bir tane daha. Fıstığımızın tepe noktasına bir tane, İki fıstık arasına bir tane, tepe noktasına bir tane. Sonrasında yine son kez alt sıraya banarak bir tane, tekrardan bir tane daha. Sonrasında yine alt tabandaki 8 trabzanımızı yapıyoruz. Bu kez patiğimizi tek renk devam ediyoruz. Nar çiçeği rengimizden devam ediyoruz örgümüze. Sıramızı kapattık. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bu kez yine tüm trabzan tepelerine tek banıyoruz. Alt kısımdaki önce 8 trabzanımızı yapıyoruz. Sonrasında burada yapmış olduğumuz her bir yalancı trabzan tepesine yine bir tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu sıranın sonunda patiğimizi ayırarak sağ ve sol orta kısımdan birkaç ilmek ayırarak devam edeceğiz. Önce sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Her bir tepeye tek banıyoruz. Sekiz trabzanımızı yaptık. Devam ediyoruz. Her bir tepeye tek banıyoruz. Evet, bu şekilde devam edelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıranın sonunda sıramızı birleştirip ve ipimizi keselim. Evet, şimdi sıranın sonunda ipimizi kestik. Ön taraftan 6 tane pıtırcığımız vardı. 1, 2, 3. Bu tarafta da 1, 2, 3. Tam ortaya gelen 6 ilmeği örmeden bu kez şu kısımdan ortadan 6 ilmek ayırdık. Tekrardan ipimizi sabitliyoruz. Tam şu şeyin üstüne gelen ikinci pıtırcığımızın hemen bitimindeki ilmeğe denk geliyor. Buradan 6 ilmek ayırdık.
Tekrardan buradan ipimizi sabitliyoruz. Hemen şu orta kısımdan çıkartmış olduğumuz ilmeklerin dibinden. İpimizi sabitliyoruz. Örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir çektik. Üst sıraya geçtik. İpimizin ucunda içine örerek yine buradan trabzan yaparak devam ediyoruz. Patiğimizin arka kısmı sade bir şekilde düz trabzandan devam ediyor. Her bir tepeye diğer işaretimize kadar trabzanlarımızı yaparak geliyoruz. Patiğimizin arka taban kısmında 37 trabzandan örmeye devam ediyoruz. Her bir tepeye tek banıyoruz. Evet, bu şekilde hemen şu kısımdaki 8 tanesini ayırdık. 2 işaret arası olan ilmeklerimizi de ayırdık. Hemen şu bitimindeki 2 ilmek arasına bandığımız kısımdan ilmek çıkarttık ve 3 zincir çekerek üst sıraya geçtik. Bu şekilde diğer işaretimize kadar, bu kısma kadar 37 trabzan oluyor. Şu kısma kadar yine trabzanlarımızı yaparak gelelim. Evet, bu kısma kadar yine örerek geldik. Ortadaki 8 trabzanımızı örmeden ön kısım açıklığını vermek için 8 trabzanı örmüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldik. Dönüyoruz. Bu kez arka yüzünden örmeye devam ediyoruz. Önce 3 zincir çekerek üst sıraya geçelim. 1, 2, 3. Döndük. Arka yüzden de yine her bir trabzan tepesine tek banarak devam ediyoruz. Şimdi ikinci sırasına başladık. Patiğimizin alt tabanını örmek için. Bu kısmı da patiğinizi ayak boyutunuza göre ayarlayabilirsiniz. Ben 37 numara için bu kısımları da 12 sıra boyunca ördüm. Evet, ikinci sıraya başladık. Bu şekilde 12 sıra olana kadar, bu sıralarla birlikte 12 sıra olana kadar bu kısmı da örerek tamamlayalım. Evet, patiğimizin arka kısmında bu şekilde 12 sıra boyunca örerek tamamladık. Şimdi 3 sıra boyunca topuk kısmını kesmeye devam ediyoruz. 3 zincir çekerek üst sıraya geçtik. Sonrasında trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. İkinci trabzanımızı yaptık zincirle birlikte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sonrasında 6 defa çift keserek burada topuk kısmının kesmesini yapıyoruz. Tığımızın başına ip aldık. Bir sonraki tepeye bandık ve son çekişimizi yapmadık. 2 tane ilmeğimiz var. Tekrardan tığımızın başına ip aldık. Bir sonraki tepeye bandık. Şimdi 3 tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3 çekerek aynı anda kapatıyoruz. Bir tane kesme yaptık.
Sonrakine yine önce bandık, son çekişimizi yapmadık. Bir sonraki tepeye yine bandık, son çekişimizi yapmadık. 3 ilmeğimiz var ve çekerek aynı anda kapatıyoruz. İkinci kesmemiz. Bu şekilde 6 defa keserek devam ediyoruz. Üçüncü kesmemiz. Dördüncü kesmemiz. Beşinci kesmemiz. Ve altıncı kesmemiz. Sonrasında yine kalan trabzanlarımızı sıra sonuna kadar yine tek banarak bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar geldik. 3 zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz. Sonrasında 10 defa tek banarak devam ediyoruz. Zincirde dahil ettiğimizde 11 tane trabzanımız oluyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zincirle birlikte 11 tane trabzanımız oldu. Şimdi tekrardan ikişerli banarak yine kesme yapıyoruz. Yine 6 defa önce bir trabzan yaptık. Son çekişimizi yapmadık. Tığımızın başına ip aldık. Bir sonraki tepeye bandık. 1 2 3 ilmeği çekerek aynı anda kapatıyoruz. Bu şekilde yine 6 defa kesme yapıyoruz. 2 3 4 Bu sefer 5 defa kesme yapmamız gerekiyor. 6 değil 5 defa kesme yapıyoruz. Bu kısımda önce 11 trabzan yaptık. 5 defa kesme yaptık. Kalan trabzanlarımızı yine sıra sonuna kadar tek banarak sıramızı tamamlıyoruz. Zincir çekerek üst sıraya geçtik. Bu kez eksiltme yapmadan tüm trabzan tepelerine tek banarak bu sırayı da bu şekilde örüyoruz. Kesme yapmadan sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, bu şekilde de topuk kısmını tamamladık. İki sıra kesme yaparak bir sırada kesme yapmadan bu kısmı ördük, tamamladık. Şimdi ön yüzü İçe doğru ve ters olan kısmı dışa doğru bakacak şekilde patiğimizi katladık ve bu kısmı da sık iğneyle birleştiriyoruz. Dikiş yapmadan arka yüzden iki ucu birleştirdik ve sık iğne yapıyoruz. Trabzanların tepesine karşılıklı gelecek şekilde iki uçlarını birleştirip ve sık iğne yapıyoruz. Bir ön taraftaki trabzana banıyoruz, bir arka taraftaki ve ikisini sık iğneyle birleştiriyoruz. Evet, bu şekilde sıramızı yine tamamlayalım. Evet, şimdi fıstıklı oyamız için beyaz ipimizden şu köşe kısmından tekrardan ipimizi sabitliyoruz. Köşe kısmından önce bir tane ikili fıstık yaparak devam ediyoruz. 1 2 zincir çektik. Sonrasında tığımızın başına ip aldık ve köşe kısmına yine üçer defa sararak fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı kapattık. Tek zincir çektik. Sonrasında aynı yere banarak yine 3 defa dolayarak fıstık yapıyoruz. Bu kez fıstıklarımızı biraz kısa bırakarak, buradaki gibi uzun değil, biraz daha kısa bırakarak bir tane
trabzan atlayarak sonrakine yine şu kısımdaki bir trabzanı atlıyoruz. Bir sonrakine yine ikili fıstık yapıyoruz. 1 2 3. Fıstığımızı kapattık. Tek zincir çekiyoruz bu kez arasına. 1 2 3 defa bandık. Fıstığımızı kapattık. Tek zincir çekiyoruz. Buradan bir tane trabzan atlayıp sonrakine yine üçlü fıstıklar yapıyoruz. Kapattık. Tek zincir arasına aynı yere banarak bir kez daha üçlü fıstık yaparak bu şekilde oyamıza beyaz ipimizle tamamlıyoruz. Evet, şimdi patiğimizin son sırasında ikinci renk ipimizden patiğimizin rengiyle devam ediyoruz. Son sırayda tüm patiğimizin çevresine sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Evet, bu kısmı da sık iğne yaparak patiğimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar, patiğimizi bu şekilde tamamladık. Patiğimiz bu şekilde. Umarım anlatımımı beğenmişsinizdir. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.